Dursun Güllek Aslı Saadet'ten bir imret tamlosu. Üç Abdurrahman gerek kaleme aldıkları eserleriyle gerekse ahlak ve faziletleriyle benim ilgi alanıma giriyor. Bunlar kimdi diye sorarsanız hemen cevaplandırayım. Abdurrahman Şeref Laç, Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, Abdurrahman Şeref Efendi. Bunların birincisi olan Abdurrahman Şeref Laç, işinin ehli, mesleğinin aşığı bir avukattı. Bediüzzaman Said Nursi, Necip Fazıl Kısakürek gibi değerli şahsiyetlerin avukatlığını yapmıştı. Ayrıca bazı eserlerde kaleme aldı ki bunların en önemlisi Adalet Timsali Hazreti Ömer hakkındaki kitabıdır. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, eski İstanbul üftüleri içinde şiire ve edebiyata en fazla ilgi duyan bir kimseydi. Bu muhterem zatın yayınlanmış birkaç şiir kitabı da var. Kendisini 70'li yıllarda Cağaloğlu'ndaki bürosunda ziyaret etmiş ve elini öpme şerefine nail olmuştum. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı kısaca söylemek gerekirse hem adı gibi şerefli hem de soyadı gibi güzel yazıcı bir insandı. Onun hutbelerini bir araya getiren kitabı da hemen belirteyim ki din görevlilerimiz için önemli bir kaynaktır. Abdurrahman Şeref Efendi'ye gelince o da taşıdığı isme ve ünvane layık önemli bir şahsiyettir. Bu zat hem Osmanlı Devleti'nin son vaka hem de tam bir Osmanlı efendisidir. Eserlerinin hepsi değerli olmakla beraber özellikle Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilişini anlatan kitabı tam bir ibret tablosudur. Öyleyse bu ünlü tarihçimizi Biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Abdurrahman Şeref Efendi, 1853 yılında İstanbul'da doğdu ve 1925 senesinde yine bu şehirde Hakk'a yürüdü. Aslen Safranbolulu olan Tophane Mümeyyizlerinden Hasan Efendi'nin oğludur. Eski adı Mektebi Sultaniye olan Galatasaray Lisesi'nde okudu. Muhtelif okullarda ders verdi. Ayrıca Mülkiye Mektebi'nde 16 yıl, Galatasaray Lisesi'nde 14 yıl müdürlük yaptı. 1908 inkılabından sonra Defteri Hakani Nazırı, Ayan Azası, üç defa Marif Nazırı yani Milli Eğitim Bakanı, Efkaf Nazırı yani Vakıflar Bakanı, 1919'da Şuray Devlet Reisi yani Danıştay Başkanı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci devresine İstanbul mebusu olarak girdi. Mebusu sırasında hastalanıp İstanbul'a geldi ve Gureba Hastanesi'nde vefat etti. Siyasi hayatında kayda değer bir hizmeti yoksa da dersleriyle uzun süre memleket irfanına hizmet etti ve birçok değerli talebe yetiştirdi. Tarihin Bilhassa Osmanlı devrine ait kısmında ihtisası vardı. Meşrutiyetten bir süre sonra Vakanüvisik görevine getirildi. Aynı zamanda ilk defa teşkil edilen Tarihi Osmani Encümeni'nin başkanı oldu. İki ciltlik Tarihi Devleti Osmaniye isimli eseriyle yine tarihe, coğrafyaya ait ders kitapları da kaleme aldı uzun yıllardır hazırladığı tarihle ilgili esaslı ve hacimli kitabının Galatasaray yangınında yandığı rivayet ediliyor. Tarih Müsahabeleri isimli eseri derslerindeki sevimli anlatışını, tarih vakalarını, kavrayışını, tahlil ve terkip kudretini göstermesi bakımından son derece kıymetlidir. İşte İbrahim Alaaddin Gönsa, Türk meşhurlarında Abdurrahman Şeref Efendi gibi bir müverrihi böyle tanıtıyor benim defalarca okuduğum ve öğrencilerime de tavsiye ettiğim tarih müsahabeleri sohbet tadında yazıldığı için doğrusu büyük bir önem arz ediyor. Bu eserde yer alan ve aslı saadette geçen bir ibret tablosunu temerrüken bendenize sizlere nakledeyim ki sözümüze hitamül misk olsun. Abdurrahman Şeref Efendi diyor ki, Bilindiği gibi hicretin 11. yılında Rebiyül ayından önce Efendiler Efendisi hastalandı. Bir müddet sonra ahiret alemine göç zamanının yaklaştığı anlaşıldı. Bununla birlikte yeni Mescid-i Şerif'e geliyor, cemaate imamlık yapıyordu. Vefatına üç gün kala hastalığı şiddetlendi. Artık mescide çıkamadı ve imamlığa Hz. Ebu Bekir vekalet etti. Mescide geldiği günlerde çoğu zaman minbere çıkıyor, muhacirlerle ensara güzel güzel nasihatler ediyor bütün ümmetine güzel ahlak ve salih amel tavsiye ederek hayır duada bulunuyordu. Bir defasında amcazadeleri Fazıl bin Abbas ve Ali bin Ebi Talip koltuğuna girip minbere çıkardılar. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabından haklarını helal etmelerini istedi ve şöyle dedi: Ey insanlar, kimin arkasına vurmuşsam işte arkam gelsin vursun ödeşmiş olsun. Kimin alacağı varsa işte malım gelsin alsın. Bunun üzerine adamın biri kendisinden üç dirhem alacağının olduğunu iddia edince derhal onu ödedi. Sonra ükkaşı ayağa kalkıp ya Resulallah filan savaşta filan gün benim devem sana ait devenin yanına yaklaştı. Senin deveye kamçıyla vurduğun darbe bana isabet etmiş ve canımı çok yakmıştı. Şimdi kısas isterim dedi. Bu söz üzerine ashab-ı kiram müdahale ederek ''Ya Ukkaşe görmüyor musun ki Resulullah dermansızdır, dayak yemeye tahkati yoktur, sen bu kısastan vazgeç diye ricada bulundular. Hz. Osman arkasından Abdurrahman bin Av kısası bağışladığı takdirde kendisine yüz deve hediye edeceklerini söylediler. Hz. Ali ''Ya Ukkaşe'' İstersen bana yüz değnek vur. Resulullah'ın gücü, kuvveti yoktur diyerek orada bulunanların duygularına tercüman oldu. Fakat Ükkaş'e ısrar etti. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber ashabına ilişmeyin, vursun ve hakkını alsın buyurdu. Ükkaş'e'nin ya Resulallah sen benim çıplak tenime vurmuştun. Halbuki senin arkanda hırka var demesi üzerine Fahri Kainat Efendimiz gömleğini kaldırıp mübarek vücudunu açtı. Yükkaş'ı bütün bütün ileri giderek Ya Resulallah sen hayzeren çubuğundan Üzeri örmeli sert bir kamçıyla vurmuştun Benim de sana öyle bir kamçıyla vurmam gerekir Demesi üzerine Efendimiz Hüseyin Saadet'te bulunan o kamçıyı getirdiler Bu arada ashab-ı kiramın söylenmeleri arttı Ve heyecan dalga dalga yayılmaya başladı Fakat Resulullah iddia sahibinin Bu dünyada hakkını almasını, ahirete kalmasına tercih ettiği için Ükkaşe'nin hareketini beklemeye başladı. Taberi tercümesi olayın gerisini şöyle anlatıyor. Ükkaşe, sultan Enbiya Efendimiz'e yaklaşır yaklaşmaz derhal kamçı elinden attı, yüzünü Resulullah'ın mübarek tenine sürdü, yüksek sesle ağladı. Efendimiz'in de gözlerinden yaş geldi. Cümle halk öyle ağlaştı ki mescid adeta inledi sanki zelzele oluyormuş gibi sesler göğe yükseldi. Ükkaşe bir süre yüzünü Peygamber Efendimizin mübarek teninden ayırmadı. Öptü, kokladı, yine öptü, yine kokladı. Fahri Alem Efendimiz bu hareketinin sebebini sorduğu zamansa şöyle dedi. Ya Resulallah! Artık bundan sonra seni göremeyeceğim diye korktum. Bugün sana veda etmeyi diledim. Cenab-ı Hak cehennem ateşini tenime haram etsin diye yüzümü mübarek tenine sürdüm. Peygamberin vücudu şerifine yüzünü süren ükkaşenin ayakları altında sürünmeyi şeref telakki ederim.